Herkese merhaba. Bugün 7 Nisan Çarşamba. Haftaya ortaladık ve genel durumuna baktığımızda özellikle altcoin yükselişinin durduğu ve devamında Bitcoin ise yatay bir seyirle 2 yılın en düşük dominansında seyrettiğini görüyoruz. Özellikle bugün kripto paralara akan risk iştahına baktığımızda çok doğrusal yönde hareket eden veyahut da riskli iştahlı bizi tetikleyebilecek herhangi bir borsadan bir veri alamadık. Aslında karmaşık bir seyir var. Anlıyoruz ki bu biraz son birkaç gün yaşadığımız hem endekslerdeki hem de kripto paralardaki rally'nin durulması, biraz dinlenmesi oldu. O nedenle henüz daha trend dönüşünden bahsedemediğimiz için kendimizi burada ters formaya kaptırıp ve hatta trade psikolojisini bozmamızın çok da fazla alemi yok. Neticede yanlış bir karardan daha önemli bir şey varsa o da trade psikolojisinin tam anlamıyla sağlam olmasıdır. Öyleyse bugünkü girizgahımızdan sonra endekslere bakalım, ardından da kripto paralara geçelim. İlk olarak bu sabah Avrupa borsalarında özellikle karmaşık bir seri söz konusu. Çin tarafında baktığımızda orada da bölgesel olarak satışlar var. Ancak dün özellikle Amerika tarafındaki satıcılı kapanışın bugün ise vadelilerde biraz daha kendisini toparlama yönde olduğunu görüyoruz. Özellikle son birkaç gündür Asya piyasasının kripto paralarla olumlu yansıdığı ve diğer tarafta Amerika'nın açılışıyla birlikte de aslında bunun desteklendiğini görüyoruz. O nedenle saat 16.30'a kadar muhtemelen burası toparlayabilirse bizdeki risk iştahı tersi dönebilir ve bizleri de desteklemeye devam edebilir. Gelelim kripto para rakamlarına. Özellikle burada Bitcoin'de 57.700'lerdeyiz. Ethereum beklediğimiz dönüşü yaptı, 2060. Ripple ise 1 doların hemen aşağısında. Link 33 dolarda seyrederken özellikle burada algonun daha sağlam olduğunu görüyoruz. Bugün BAT'ta %3,5'luk düşüş görseniz de BAT ve algoyu da birebir benzetiyoruz. Yani aslında düne benzer bir piyasa var ve dün de söylediğimiz üzere halen daha altcoin'lerdeki duraksamayı bunun Bitcoin'in lehine çevirmesini bekliyoruz. Birazdan o tarafa geçelim. Şimdi ise bir coin market cap verene bakalım. Dominans 55'te, yani 2 yılın en düşük seviyesinde. Ethereum'un dominansı ise bir miktar daha geriledi. Özellikle 12'nin aşağısına doğru kayacağını pek fazla zannetmiyoruz. Ama burada Ethereum'un biraz daha güç kaybetmesini de bekliyoruz. Global kripto para piyasası ise düne göre %1'e yakın bir düşüşle 1.97 trilyon dolar düzeyinde kalmaya devam ediyor. Şimdi gelelim haber kısmına. Burada haberleri biraz kısa atlayacağız. Özellikle Ripple'ın davasını konuşacağız ve Berlin Hard Fork'u dediğimiz Ethereum'un 2.0 güncellemesine giden yoldan bahsedeceğiz ve aynı zamanda Bitcoin'i destekleyen bazı haberler ve on-chain verileri var. Bir an evvel onlara geçeceğiz. Çin'in Milli Piango firması Bitcoin miner dediğimiz bir madencilik şirketini satın aldı ve bu B Computing'in satın almasıyla birlikte aslında önemli bir madencilik havuzu olan Bitcoin.com'u ve Lotto Interactive birimi altında 3 madencilik satın almıştı ve daha sonrasında böyle bir hamle yaptı. Yani şu anda kurumsallar bir taraftan Bitcoin alıyor diyoruz ama burada özellikle Bitcoin işinin karlı olabileceğini düşündüklerinden dolayı madencilik şirketlerini de almaları önemli. Neticede Bitcoin madenciliği şu anda masraflı bir iş. Fiyat kendisini arttırırsa madenciliğin masrafları kendisini döndürür. O nedenle kripto para madencilik şirketini satın almaları da sektörün önünde bir beklenti oluştuğuna da işaret ediyor Çinli firmalar tarafından. Devam ediyoruz. Goldman Sachs'ın CEO'su Bitcoin düzenlemesi için, regülasyonlar için büyük bir evrim adını alıyor ve çok proaktif bir şekilde düşünmeye devam ettiklerini söylediler. Bu da Amerikalı kurumsalların Bitcoin'e ve Bitcoin'in yaratacağı devinime bakış açısı diyebiliriz. Devam ediyoruz. Özellikle burada DOT fiyatlarıyla alakalı yeni bir all time high'a ulaştığımızı bir vadeli işlemlerde görüyoruz. Açık faiz 1 milyar doları vurdu. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bir şeyin fiyatının yukarı yönüne gitmesi için talebinin oluşması gerekiyor. O nedenle Polkadot'u vadeli işlem piyasasında yatırımcıların ilgi gösterdiğini görüyoruz. Ve şu anda DOT'ta da hareketlenmenin devam ettiğini görsek de biraz piyasada likidasyon var. Ama bu likidasyonla beraber piyasanın kendisini toparlayabileceğini düşünüyoruz. Özellikle likidasyon demişken şuna bir bakalım. Son 24 saat içerisinde piyasada 1.09 milyar dolarlık, yani 1.1 milyar dolarlık bir likidasyon var. Bu rakamı karşılaştıracak olursak aslında long pozisyonlar için hiç de fena olmayan bir rakam. Yani long pozisyonların burada stopladığını görüyoruz. Ve tek seferde
En fazla likitte olan işlem burada 6.331 rakamla Ethereum'da olduğunu görüyoruz. O nedenle Ethereum işlemlerinin burada biraz daha likidasyona ön ayak olduğunu görebiliyoruz. O nedenle Bitcoin burada yatay seyrederken Ethereum 2140'tan dönmesi burada tek seferlik işlemlerde Ethereum'daki daha fazla likidasyon açıyor. Şimdi geliyoruz Ripple'ın davasına. Açıkçası burada Ripple SEC'ye karşı belki de ilk zaferini kazandı bile diyebiliriz. Neticede Ripple burada ne istemişti? SEC dedi ki sen eğer Ethereum ve Bitcoin'i menkul kıymetlerden saymıyorsan bunun nedenini açıkla, ben de bileyim. Çünkü sen bana 8 yıldır HOVE testi yapamıyorsun. Dolayısıyla benim bir menkul kıymet olup olmadığıma 8 yıldır karar veremedin. 8 yıldır karar verememen senin beni de yatırımcılarımla zarara uğrattı. Şimdi çok iyi çıkışlar. Hatta bir tane Ripple'ın avukatı çıktı dedi ki, biliyorsunuz 72 tane 77 tane avukatları var. Bir tane avukat çıktı dedi ki game over, yani buraya kadar. Sizin savunmanız artık buradan sonra işlemez dedi. Çok ciddi bir baskı var SEC'ye karşı. Zaten SEC'de ne olduğunu anlayamadan Biden yönetiminin gelmesi, Trump yönetiminin istifası, eski SEC çeyirmenlerin yani yöneticilerinin gitmesiyle birlikte aslında SEC'ye kalan bir dava almıştı. Bunu defalarca aslında Tuncay Yıldıran'la olan yayınlarımızı da kanalımız içinde bulunuyor söyledik. O yüzden bizler burada SEC'ye karşı Ripple'ı daha kuvvetli bulduğumuzda Aralık ayında ve Ocak ayında yaptığımız yayınlarda da söylemiştik. Keza şu an dava süreci başladı, devam ediyor. Burada önemli olarak söyleyebileceğimiz başka bir şey var mı diye bakıyorum. Ve ardından da Garland House'un da atmış olduğu bir tweet vardı. Brett Garland House, yani Ripple'ın CEO'su dedi ki bugün güzel bir gün oldu dedi. Dün attı davadan sonraki tweet ile birlikte. Yani buradaki Ripple yatırımcılarına biraz pohpohlamış oldu. Biraz onlara umut vermiş oldu. O nedenle şu anda Ripple'ın aslında ilk davayı, ilk roundu kazandığı yorumlarına yapsak yanlış olmaz diye düşünüyoruz. Devamında ise şimdi biliyorsunuz ki Bitcoin bu piyasanın öncüsü olması ve bu piyasanın öncüsü olduğu için herhangi bir yanlışa mal vermemek için çok az güncellemeye giderler. Ve 10 sene sonra ilk güncellemesi Taproot aktivasyonu devreye girecek. Bunu da Kasım ayına girmesi bekleniyor. Ama Kasım ayına kadar girene kadar bu işlemlerde prototiplerin veyahut da hazırlıkların Mayıs ayına kadar sevk edilmesi gerekiyor. O nedenle şu anda Mayıs ayına kadar Bitcoin güncelleme haberleriyle devreye girip girebilir. Ve biliyorsunuz ki coinlerin en fazla sevdiği haberlerden bir tanesi de güncelleme haberleridir. Bu nedenle Bitcoin'de Mayıs ayı hareketli geçebilir. Zaten kara martı atlattıktan sonra biz her şeye okeyiz. O nedenle Mayıs ayında Bitcoin'in bu Taproot güncellemesinin detayları belli olacak ve Kasım ayına da geçmesi bekleniyor. Şimdi bir yandan da tabii Stellar'ı takip ediyoruz ama Stellar'a de, hani desek ki nazar değdi, yerinde olacaktır. Stellar'ın dün bir not bağlama, not eşleşme hatası sebebiyle 9 saatlik bir uykuya yattı. Ve bunun aynısını bizler nerede görmüştük? Avax'a görmüştük. Ve Avax'ın C-Chain'de yaşanan bir not eşleşmesinden dolayı ciddi bir fiyat kaybı olmuştu. Ve Avax'ın da tabii bu anlamda fiyatında 9 Şubat'ta yükselişinin 10 Şubat'ta düşüşünü görmüştük. Aynı şey Stellar'ın başına geldi. Stellar'da da 9 saatlik bir duraksama gerçekleşti. Validatörlerin işlemlerine gerçekleşen bu 9 saatlik duraksamada aynı şekilde Stellar'da gördüğünüz üzere bir miktar düşüşe yol açtı. Ama şu anda her şey yoluna gittiğini söylediler ve işlemler tekrardan devam ettiğini de belirttiler. Devam ediyoruz. Dün özellikle gelen bir haber vardı. Chainlink şu anda Grayscale'in daha yüksek, yani large scale dediğimiz daha yüksek ölçekli fonuna eklendi. Bu da ne anlama geliyor? Daha fazla alım, daha yüksek alım anlamına geliyor. O nedenle Chainlink'teki bu haberlerle birlikte Chainlink'in de habersel anlamda desteklendiğini biliyoruz. Dün de, önceki günde Chainlink'te de sizler de hatırlayacaksınız, $60 orta vadeli hedef başlatmıştık. $60 hedefli bir strateji başlatmıştık. Ve buradaki $60'ların da gelmesi bir grayscale, iki de teknik olarak yorumlamıştık. Burada biraz periyodik bir karmaşa olmuş. Şimdi tabii bu zamana kadar hissede, forex'te yatırım yapan yatırımcılara biz orta vade dediğimizde 6 ay ve 1 senelik olarak bir periyot kafalarına canlanıyor. Ama kripto paraların volatil yapısı nedeniyle
6 ay ve 1 sene burada biraz uzun vadede girebiliyor. O nedenle periyodu 6 aydan biraz daha kısa tutalım. Her şey yolunda giderse 6 aya kadar da Chainlink'in 60 dolara girmesini, bu süre zarfında görmesini bekliyoruz. Devam edelim Tether'le. Tether şu anda borsalardan en büyük çıkışını yaşamış oldu. Bu da açıkçası bir yandan şuna geliyor. Tether borsadan çıkıyorsa, yani bir sıcak cüzdan, MetaMask gibi cüzdanlara girmiştir. O nedenle buradaki borsalardaki hareketlerle beraber acaba merkezi olmayan borsalarda mı alınıp satılacak? Yani DEX dediğimiz yerlerde mi alınacak, satılacak? Ona bir bakmak lazım. O nedenle şu anda Tether'in bu anlamda çıkmasında bizler de hareketliliğin umuyoruz ki yukarı yönde olması şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. O nedenle bunu da sentiment demiş ki bir bullish indikatör, yani boğa indikatörü olarak yorumlamış. Ve sonrasında Grayscale'e bir bakalım. Grayscale'de özellikle kripto paralarla dün önemli bir hareket olmadı. Zaten Grayscale'e yeni Bitcoin'de alıcı gelmiyor ama bizim burada takip ettiğimiz yer neresi olacak? Premiumlar olacak. Düne göre önemli bir değişim yok. Premiumlar hala sıfırın altında ama kurumsalların MicroStrategy'nin girmesi, volatilitenin düşmesi, premiumların da kendisini 10 puanın üzerine bir miktar toparlaması derken özellikle Grayscale'in yeniden fonunu, GBTC fonunu açmasını bekliyoruz. Bunu da açarsa Bitcoin için olumlu bir haber olacak. Dolayısıyla Bitcoin'in burada bekleyen olumlu haberler olduğunu düşünüyoruz. Devam edelim Bitcoin'in borsalardaki giriş çıkışlarına. Özellikle son dönemde baktığımızda 4'ü, 5'i, 6'sı ile birlikte Bitcoin'in ciddi manada düne göre borsalardaki çıkışın hızlandığını söyleyebiliriz. Tether'lerin çıkması, Bitcoin'in çıkması bu anlamda güzel bir yükseliş tetikleyebilir. Hali hazırda 50 binde kalmaya devam ediyoruz. Birazdan teknikte bunları da inceleyeceğiz. Devam edelim Bitcoin'in cüzdanlardaki durumlarına. Şu anda Bitcoin'in likit cüzdanlar dediğimiz küçük hesaplı cüzdanlarına da giriş söz konusu. O nedenle şu anda itibaren Bitcoin'de de hareketlenmesinde burasının desteklendiğini söyleyebiliriz. Ve geliyoruz Litecoin'e. Litecoin'de özellikle aylık aktif beyin adresler destekleniyor. Toplamda ödenen transaction fee dediğimiz işlem ücretleri de işlemlerin artmasına bağlı olarak devam ediyor. Ve baktığımızda da burada coin dormancy'ye devam ettiğimizde özellikle şu anda 17'lerdeyiz. 32'ye vurduğunda Litecoin'de önemli bir kırılmalara şahit olduğunu görüyoruz. Ve aynı şekilde rezerv riskinde devam ettiğini ve bu anlamda rezerv riskiyle beraber şu anda Litecoin'de çok fazla primlendiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde market value, realized value, on-chain rasyosunda, yani market değeri ve gerçekleşmiş değerinde de önemli bir primlenme göremiyoruz. O nedenle Litecoin'de burada olumlu olarak izliyoruz. Keza Chainlink de aynı şekilde aylıklarda alan adresler, gönderen adres ve alıcı adresler, aktif adresler, yeni adreslerde artış var. Bu da Chainlink'in on-chain verini desteklediğini bizlere gösteriyor. Şimdi gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'de özellikle bu 4 saatlik bir periyot aşağıda Fibonacci noktalarında 61.8 dilimine denk gelen 57 binden tutunuyoruz. Yukarıda 59.100'lere kadar atıyoruz. Ve burada özellikle Bitcoin'in konsolide olduğunu görüyoruz. Şimdi geliyorum günlük grafiğe. Günlük grafikte de Fibonacci'yi kaldırıyorum. Burada Bollinger'ın da orta bağına tutunmuş durumdayız. Yani bir sıkılaşma var, bir sıkılaşma var. Bu da Bitcoin'deki fiyat hareketliliğinin bir patlamaya, bir kırılmaya doğru yol açacağını söylüyor. Açıkçası her senaryoda olduğu gibi bizim 66 bin senaryosu dün çektiğimiz videoda söylemiştik. Burada bir de stop loss'umuzun olması gerekiyor. Neticede senaryo dönebilir, bir haber gelebilir. İyi trader olmak, kolu erken kesmek ve daha iyi pozisyonlara kanalize olmaktan geçer. Bilmekten geçmez. O nedenle 53.150'nin aşağısı, yani 54.000 ve aşağısı rakamları Bitcoin'e riskli olacağı için burada 3.000 dolarlık bir fark var stop loss için ve diğer tarafta 9.000 dolarlık da hedefe bir potansiyel var. O nedenle Bitcoin'in şu anda birincisi 57.000 üzerine tutulması mantıklı. Aşağısına geçerse buralar biraz tehlikeli. 54.000'lerin aşağısı sarkarsa da artık burada stop loss'ları çalıştırmaya başlayabiliriz. Diğer taraftan XRP yükselen bir takoz yaptı. O nedenle düzeltmesini veriyor. Şu anda nereden tepki gelebilir? 92.70'ler ve 86.90'lardan tepki gelebilir. O nedenle aşırı alımdan dönüşümüzü görüyoruz. Ve diğer tarafta Ripple'ın burada
ters U şeklinde dönüş yaptığını görmekle beraber burada bir neye bakacaksınız? Saatliğe bakacaksınız. Bir de 30 dakikalığa bakacaksınız. Gördüğünüz üzere mumlar aşağı doğru sarkıyor. Ve giden piyasada, aşağı giden bir piyasada alım yapmak için ısrarcı olmamak gerekiyor. İlk olarak 15 dakika, devamında 30 dakika ve 1 saatlik de en azından desteğinden konfirmasyon vermedikçe şu anda Ripple'a girmek biraz zararlı olabilir, biraz riskli olabilir. O nedenle Ripple'ın şu anda dönüşünü bekliyoruz. İyi haberler olduğu için de alım yeri bakımından da destek noktalarını arıyoruz. Bizlerin zaten iCrypex Telegram grubu değil, Telegram kanalından da sürekli destek direnç atıyoruz. O desteklere, algoritmik hesaplama destekleri de bakabilirsiniz. En nihayetinde Ethereum dün de beklediğimiz düzeltmeyi verdi. MACD ve Momentum'da negatif uyuşmazlık vardı. Şu anda şu yeşil trendi kırdı ve devamında 2040, 2020 ve 1980'deki desteklerini bekliyoruz. O nedenle negatif uyuşmazlık bozuldu. Ne yönüne? İndikatörler yönüne. Tekrar indikatörlerin toplanmasıyla beraber Ethereum hareketlenebilir ama Bitcoin hareketlenmeden Ethereum'un hareketlenmesi veya Ethereum tokenlarının veya altcoin'in hareketlenmesini beklemiyoruz. O yüzden dünkü görüşümüzü halen daha sürdürüyoruz. Buradaki satışların da devamında yükseliş trendi de 1990'dan geçiyor. Zaten ana desteğimiz de 1980. Devam ediyorum XLM'le. XLM'le beraber burada ilk parabolik trend bozuldu. Ve dün beklediğimiz 46 dolarlık 46 centlere doğru düzeltmenin devamı geliyor. Açıkçası burada fanlarla birlikte parabolik trendinde kesiştiği nokta olan 45.97 yani 46 cent güçlü bir destektir. Fakat burada ikili tepe oluşturdu ve osilatörlerden de bu ikili tepenin onayını aldık. O nedenle ikili tepe nereye gider dersek bu iki Fibonacci seviyesinin arasında baktığımızda ikili tepenin 44-20'lere doğru sarkma ihtimali var. O yüzden 46'ya geldiğinde trend veyahut da destek bozulamayacak anlamına gelmiyor. Bakın burası neresi? 44-20 zaten hareketin başladı ve burada da medyan desteğin geçtiği yerler olacak. O nedenle XLM'de de şu anda çok aceleci olmamak lazım. Döndüğü yerden tekrardan temelini desteklediğini söyleyebiliriz. Şimdi geçiyoruz Litecoin'e. Litecoin dün söylediğimiz bayrağın hedefini aldı. Hatta üzerine de sarktı. 244'lerde, 245'lerde kendisini tamamladı. Şimdi ise Litecoin'in biraz dönüşüne izin verelim. Burada konsolide bölge 220 ama trendin kırıldığı, destek aldığımız bölgede 211. O yüzden 211'lere doğru seyredeceğiz. Trendin de geçtiği 206 ve 211 bölgesini yeni alımlar için takip edebiliriz. Devamında linke bakıyoruz. Linkteki bu formasyon, flama formasyonu devam ediyor. Yaklaşık 60 dolarlar yani 55 dolarlara itiyor. Zaten buradaki hareketlerde de on-chain verilerinde desteklendiği için şu anda bu düşüşten korkmak çok anlamlı olmaz. Geri çekimlerde 31.60 ve kırdığı nokta 29.50 desteklerimiz olacak. AVAX'a geçmeden evvel Algo'ya bir bakalım. Algo'nun aslında BAT'la birebir benzer hareketleri var. Kanal etrafında izliyoruz. Çok da önemli bir değişiklik yok. Zaten günlerdir izliyorsanız şuradan itibaren sürekli kanaldayız. Yukarıda 1.52, aşağıda orta destek 1.29, geri çekimlerde ise ara desteği 1.14'te izlemekle birlikte Algo'daki geri çekimleri BAT'la birlikte alım stratejisi izliyoruz. BAT şu anda kanal üstünü test etse de buradan red yedi. Şu anda nereye geliyor? 1.23 Fibo 61 seviyesi. Geri çekilmelerde de 1.16 hem Fibonacci'nin %50 yani ya tamam ya devam noktası hem de kanalın geçtiği noktayla beraber buralar destektir. Phantom'da dün Tobo'yu görür gibi oldu. Çok ufak bir farkla kaçırsa da şu anda boyun çizgisine geldi. Ve boyun çizgisi nereden geçiyor? 0.44.40'dan geçiyor. Yani 44.40'ın aşağısına sarkmadığı müddetçe Phantom'daki bu hem momentum hem de MACD'deki toparlanma devam edecek. O nedenle Phantom'u da 44.40'ın aşağısı zehirli, üstü tepkiyle beraber karşılanabilir. Devam ediyoruz DOT'a. DOT'ta özellikle artık Tether de burada Tether işlemlerine de izin vereceklerini belirttiler. Şu anda yatay trendini kırmış olsa da burada 40'ın aşağısına inmediği müddetçe DOT biraz daha sağlam kalabilir. Ama osilatörler halen de aşağıya gösteriyor günlükte. 4 saatlikte de aynı şekilde. RSI henüz aşırı satıma geçmemiş ama yüzdar ve stokastik aşırı satımda.
O nedenle 40'ı ve 39.75'leri izliyoruz. Burada çok ısrarcı olmamak lazım. Osiratörleri de izlemekte fayda var. O nedenle 40'tan toparlanamazsa burası 37.5'lara kadar inebilir. Proof of Stake coinlerine baktığımızda da burada tabii son bütün piyasaya gelen düzeltmeyle beraber hepsi aslında aşağıya indi. Ama şunu görmek lazım. Şimdi Binance Coin'in burada yakın var. O ayrı bir konu. Yakın bittikten sonra belki düşebilir ama Avalanche'ın geri kaldığını, DOT'un aynı şekilde geri kaldığını, Stellar'ın da haftalıkta toparlasa da günlükte en azından akranlarına göre biraz daha geri kaldığını görüyoruz. O nedenle Avalanche, Algo, Stellar ve DOT burada halen daha Proof of Stake coinlerinde hareketlenebilir. Zaten AVAX'a baktığımızda da özellikle orta bandı test ettik. Şu anda geri geliyoruz. Toparlanmada 32.40'ı kırarsa yeniden 34 bölgesine kendisini atma şansı var. Ama alım için iyi destekler yakalamak gerekiyor. O nedenle AVAX'a beğenmeyi sürdürüyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki bol kazançlı olur. Panik yapmaya gerek yok. Bir süredir giden piyasanın dönüş hareketleri oldukça sağlıklı buluyoruz. Herkese görüşmek dileğiyle. Yarın hoşçakalın.